Cep telefonları depremi önceden haber verebilir mi? Cep telefonuyla yapılan ilk sesli görüşmenin 50. yılında cebimizde taşıdığımız teknoloji, dünyanın en büyük deprem algılama sisteminin yaratılmasına yardımcı olabilir mi? 25 Ekim 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya Körfez bölgesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölge genelinde depremi hissedenler, Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na bildirim yağdırmıştı. Herhangi bir hasar yoktu, ancak deprem bir başka açıdan önemliydi. Bölgedeki birçok kişinin cep telefonlarına deprem başlamadan önce uyarı gitmişti. Daha da önemlisi, bu telefonların birçoğu depremin tespit edilmesine de yardımcı oldu. Google, deprem sarsıntıları başlamadan, birkaç saniye önce kullanıcılara bildirim gönderen erken uyarı sistemi geliştirmek için, Kaliforniya'da bazı üniversitelerdeki akademisyenlerle birlikte çalışıyor. Birkaç saniye, kısa bir uyarı penceresi olsa da, depreme maruz kalanların bir masanın veya sıranın altına saklanması için yeterli olabilir. Bunun yanında trenleri yavaşlatmak, uçakların kalkışını veya inişini durdurmak ve otomobillerin köprülere veya tünellere girmesini engellemek için yeterli zaman sağlayabilir. Böyle bir sistemin, bu nedenle daha güçlü depremlerde hayat kurtarabileceği düşünülüyor. Shaki Alert sistemi iki kaynaktan gelen verileri kullanıyor. Sistem, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ve Kaliforniya Berkeley Üniversitesi ile eyalet yönetiminin eyalet genelinde kurduğu 700 sismometreden oluşan bir ağ kullanıyor. Ancak Google, insanların telefonlarını kullanarak dünyanın en büyük deprem algılama ağını da oluşturmak istiyor. Google'ın Android işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonların çoğunda telefonun hareket ettiğini algılayan ivme ölçerler bulunuyor. Bunlar genel olarak telefonun çevrildiğini algılaması ve dikeyden yatay moda geçmesini sağlamak için kullanılıyor. Ayrıca Google'ın telefonlarında kurulu gelen fitness uygulamasındaki adım sayımı özelliğinde de bundan faydalanılıyor. Bu sensörler şaşırtıcı derecede hassas oldukları için mini bir sismometre gibi davranabiliyor. Google, cihazlarının depremin, birincil dalgalarının titreşimlerini alması durumunda, kullanıcıların, telefonlarının otomatik olarak Android deprem uyarı sistemine veri göndermesine izin veren bir işlev tanıttı. Sistem, binlerce hatta milyonlarca başka telefondan gelen verileri birleştirerek bir depremin olup olmadığını ve nerede olduğunu hesaplayabiliyor. Daha sonra sismik dalgaların ulaşması muhtemel görülen bölgedeki telefonlara uyarı göndererek erken uyarı verebiliyor. Radyo sinyalleri sismik dalgalardan daha hızlı hareket ettiğinden, uyarılar merkez üstünden uzaktaki alanlara sarsıntı başlamadan önce gönderilebilir. Android'de yazılım mühendisi Mark Stogaitis bunu şöyle açıklıyor: "Aslında ışık hızını deprem hızıyla yarıştırıyoruz. Ve şanslıyız ki ışık çok daha hızlı," diyerek açıklıyor.